Kanal İzmir televizyonunda yayınlanan ve Türkiye'nin tek tarım programı olan Toprağın Teri programından hepinize iyi akşamlar. Toprağın Teri programında her akşam olduğu gibi bu akşam da çok önemli bir konuyu bu ekranlara getiriyoruz. Evet, Türkiye tarımı gerçekten çok geniş. Tarım dediğimiz zaman bitkisel üretimden, hayvansal üretimden işlemeye kadar birçok alanı kapsıyor. Dolayısıyla tarım Türkiye'nin en büyük sektörü, en önemli sektörü. Çünkü biraz önce belirttiğim gibi tohumdan başlıyor, marketteki tüketiciye kadar devam eden bir süreç var. Türkiye'deki birçok sanayi ürününün tarım ürünlerinden geldiğini, ham maddenin tarım ürünlerinden geldiğini, ara maddenin tarım ürünlerinden geldiğini düşündüğümüzde Türkiye'deki sanayinin en önemli ham maddeleri arasında tarım ürünleri, ham maddeleri geliyor. O anlamda gerçekten de çok büyük bir sektör olan bu tarım maalesef Türkiye'de gündemde çok fazla yer edinmiyor. Hele ki televizyonlarda, hele ki merkez medya televizyonlarında tarım programlarını göremiyoruz. Halbuki çok önemli. Tarım çok önemli. Tarımsal sanayi çok önemli. Türkiye'nin en önemli can damarı sevgili seyirciler, tarımsal üretim, tarım sektörü. Hele merkez medyada hiç göremiyoruz. Sadece ekonomi programlarında bazen tarımdan bahsediliyor. Halbuki her televizyon kanalında tarım programlarının olması gerekiyor. Çünkü tarım, biraz önce belirttiğim gibi, sanayiye ham madde sağlamasının yanında Türkiye'de Suriyelilerle birlikte yaklaşık 85 milyon insanın karnını doyuruyor. Aynı zamanda Türkiye'ye yılda giren 35 milyon turistin yaklaşık 10 günde üçer öğünden 30 öğün karnını doyuran bir sektör. Bundan daha büyük, bundan daha önemli bir sektör olduğunu ben düşünmüyorum. Gelişmiş ülkelerde tarıma çok önem veriyorlar. Ha diyebilirsiniz ki ya Türkiye'de bundan mı avutuyorsunuz? Gelişmiş ülkelerde sanayi var. Hayır efendim, sanayi yanında tarım da var. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en gelişmiş ülkesidir. Ve Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda bir tarım ülkesidir. Yıllık tarımsal ürün ihracatı 60 milyar dolar sevgili seyirciler. Türkiye'nin 17 milyar dolar. Türkiye'nin 3 katından daha fazla tarımsal ürün ihraç ediyor. O nedenle Amerikalılar için tarım son derece önemli, Amerika Birleşik Devletleri için son derece önemli ve politikası şu: gıdayı kontrol edersin, insanları kontrol edersin diye kesince. Amerika politikası bu. O nedenle tarımdan vazgeçmememiz gerekiyor. Ve Türkiye'nin tek tarım programı olan bu akşam Toprağın Teri programı, yine bu akşam çok önemli bir konuyu gündeme getiriyorum. Şu anda zeytinyağı sezonu sevgili seyirciler. Zeytinler toplandı, salamura yapıldı. Şu anda zeytin kuyularında zeytinler olgunlaşmayı bekliyor. Özellikle siyah zeytinler, yeşil zeytinler yenmeye başlandı. Zeytin üreticisi şu anda zeytinleri toplayıp fabrikalara götürüp yağ çıkartıyor. Bu sene hava çok yağışlı. Dolayısıyla bu sene zeytin toplanması yavaş gidiyor. Çünkü üreticiler tarlalara giremiyorlar. Dolayısıyla hala zeytinyağı kampanya dönemi. Dolayısıyla bu kampanya dönemi içerisinde bu çok önemli konuyu gündeme getirmek istedik. Tabii zeytin ve zeytinyağı dediğimiz zaman çok önemli bir konsey aklımıza geliyor. Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi. İzmir'de olan bir konsey. Mesela ben Ulusal Süt Konseyi yönetim üyesiyim ama biz Ankara'da toplanıyoruz. Ama UZZK adını verdiğimiz Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi burada, İzmir'de. Çok önemli bir yerde. Ve bu akşamki konuğum Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Necat Özduran. Necat Bey sadece Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi yönetim üyesi değil, aynı zamanda Ege Bölge Sanayi Odası Yağ Sanayi Meclis üyesi. Aynı zamanda kendisi hem zeytin üreticisi hem de zeytinyağı üreticisi. Biraz sonra konuğuma kamera döndüğünde masanın üzerinde zeytinyağlarını göreceksiniz. Sevgili konuğum bu zeytinyağını üretiyor. Dolayısıyla zeytin üreticisi olarak ve zeytinyağı üreticisi olarak Türkiye'nin ekonomisine çok büyük katkıda bulunuyor. Evet, hoş geldiniz Necat Bey. Hoş bulduk Harun Bey. Nasılsınız? Bana sağ olun, teşekkürler. Sektörüme ve bana böyle bir imkan tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çünkü sektörüm bu konuda
çok karmaşık bilgiler içinde, tüketiciler karmaşık bilgiler içinde, hem bunları açıklamak babında hem de piyasadaki konuları irdelemek için büyük bir fırsat verdiniz bize. Rica ederim. Siz devam edin lütfen. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'de zeytinyağı deyince her kafadan da bir ses çıkıyor. Zeytinyağı üretiminden tüketimine kadar herkes kendine göre bir şeyler söylüyor. Onun için bilgi kirliliği var sektörde ve tüketicinin kafasında. Bunları bu programda açma fırsatı olacak. Bunları geniş bir şekilde konuşma fırsatı olduğu için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum size. Ve siz bana ne konuda soru sorarsınız, bu konuda toplumu aydınlatacak en doğru bilgileri vermeye çalışacağım. Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii şeyden girelim isterseniz. Maliyetlerle ilgili konuşalım biraz. Sonra zeytinyağı, çünkü sizin esas uzmanlık alanınız zeytinyağı olduğu için daha çok bu programa zeytinyağı üzerinden gideceğiz. Şimdi maliyetler üzerinden gidelim isterseniz. Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de maliyetler çok yüksek. Evet. Özellikle 2017 Ağustos ayından sonra doların ve euronun pik yapmasıyla birlikte tarımda maliyetler çok arttı. Evet. Ama ona karşılık şunu da iyi bil, fiyatlar o derece yükselmedi. Evet. Peki bu maliyetler konusunda ne? Mesela zeytinyağı maliyet dediğimizde işçilikten başlayıp işte gübreye kadar birçok maliyet unsuru giriyor içerisine. Neler söylersin zeytinyağı maliyetleriyle ilgili? Ne durumdayız şu anda? Şimdi zeytinyağı maliyetleri dediğiniz gibi toprağın işlenmesinden hasatına kadar çok büyük maliyet artışları oldu. Çünkü zeytini hasat edebilmek için en az 3 kere tarlayı sürmek gerekir. Evet. Çünkü toprak yarılsın ve havalansın, daha iyi bitki oluşsun diye. Daha sonra çek açtıktan sonra en az 3 kere ilaçlamak lazım ki zeytin hastalık bulmasın, kaliteli bir yağ elde edilsin, kaliteli bir zeytin edilsin, salam oraya kaliteli bir zeytin konulması açısından. Üçüncüsü toplama maliyeti. Bugün Türkiye genelinde her ne kadar makineyle hasata gerek traktörle gerekse elle toplama makineleriyle bir miktar toplanıyorsa da en az %60-70'i yine bildiğimiz klasik yöntemlerle sırık yöntemiyle hasat ediliyor. O doğru bir şey değil değil mi sırık yöntemi? Kesinlikle değil. Çünkü bu sırık yöntemi gelecek yılki zeytin rekoltesini direkt etkiliyor. Çünkü o sırıkta kırılan filizler ertesi sene zeytin yapacak filizleri kırdığı için tekrar bir sene sonra sürgün yapacak. Bir daha filiz yaptıktan sonra mahsul gelecek. Onun için bir sene yapmamasının bir sebebi de o filizlerin kırılmasından dolayı. O filizler ne kadar sağlıklı olursa ertesi sene o kadar mahsul daha çok olur diye söyleyebilirim. Şimdi mesela bizim Aydın tarafında işte hani memecik zeytini biliyorsunuz siz de. İşte bir sene yapıyor, bir periyodisi de var. Bir sene yapmıyor, bir sene yapmıyor. Tabii biz mesela bizim kendimizin de var zeytin, Kuşadası zeytin bahçesi. Şimdi tabii biz bir de geç topluyoruz. Şimdi yağlık, şimdi sofralık özellikle yeşilde. Ama yağlık olduğu zaman geç toplama durur. Çünkü zeytinin yağlanması gerekiyor. İşte Şubat'a kadar falan sürüyor. Dediğiniz gibi işte biz yapmıyoruz. Biz şimdi aletle yapıyoruz. Birçok yerde sırıkla. Tabii. Şimdi düşün, Şubat ayında sırıkla vuruyorsunuz. Dallar kırılıyor. O kendini toplayacak. Yeni sürgün yapacak falan. Sonra tabii doyduğunuz şeye yatmıyor. Dolayısıyla bu yöntemle periyodisliği azaltabilir miyiz? Yani normal makinalı toplamalarla, toplamayla. Tabii toplama şart diyorum. Çünkü toplama olursa ürün artacak. Ürün arttığı zaman ülke kazanacak. Ve sırıkla yaptığınız zaman, topladığınız zaman orada vurduğunuz yerlerde ağaçta yara hasıl oluyor. O yara hasıl oluyor. Bir de kış sezonu olduğu için bu ürün, kışın bu yarayı kapatması ağacın daha da zor oluyor. Anladım. Onun için ertesi seneye mahsulü daha az yapıyor ağaç. Yani bizim şöyle düşünelim, insanlarda kapanmayan yaraları düşünelim. Aynen öyle. İşte mikropların girişi, hastalıklar olur. Şimdi ben bir şey yaptım, bir çalışma yaptım. Akhisar civarında daha doğrusu. Siz de bunu herhalde onaylayacaksınız. Mesela
maliyetlerle ilgili, fiyatlarla ilgili konuşmuyoruz. Tabii. Şimdi 2005 yılında işçi ücreti 16 lira. Doğru. 2017 yılında yani geçen sene 65 lira. Doğru. 2018 yılında bu sene 90 lira. Doğru. Yani 2005 ile 2018 arasında işçilikte %560, %560'lık bir artış. Doğru. 2017 ile 2018 arasında da %40'lık bir artış olmuş. Doğru. İşçilikte. Bu. Mazot müthiş. Yani Türkiye dünyanın en çiftçisine en pahalı mazot kullanan ülkelerinden bir tanesi. 2005 yılında 1 lira 93 kuruş. 2017 lira 4 lira 33 kuruş. Evet. 2018 lira 6 lira 15 kuruş. Evet. 2015, 2005 ile 2018 arası mazotta %350 bir artış olmuş. 2017 2018 arasında yani bir yılda evet. Hatta bir yıl bile değil yani Ağustos ayından itibaren %45 mazota zam gelmiş. Evet. Bu kadar. Zeytinyağı fiyatlarına sonra geleceğiz. Dolayısıyla iki tane önemli girdi var burada. Bir tanesi işçilik, bir tanesi de mazot. Çünkü her şeyi mazotla yapıyorsunuz. Tabii. Müthiş. Yani %500 ile işte 2018 yıl 10-13 yılda evet. %40 ile %560 arasında bir fiyat farkı oluşmuş. Ama buna karşı fiyatlar nasıl? Onu da size sorayım. Fiyatlar şu anda çok berbat. Hı-hı. Çünkü fiyatlar neden berbat? Bir kere zeytinyağı tüketimi bizim istediğimiz kadar değil. Hı-hı. Tüketim bu kadar değil. Hı-hı. İkincisi maliyetler çok arttığı için hı-hı. zeytinyağı fiyatları da artıyor. Zeytinyağı fiyatlarının artması tüketimi caydırıyor. Hı-hı. Fiyatlar da ondan dolayı rafta hı-hı. satış şeyi azaldığı için, miktarı azaldığı için marketlerde daha çok çekyağı gibi sürümü fazla hı-hı. olmadığından daha çok kar koyuyorlar. Anladım. O yüzden maliyetler hem üretim maliyeti fazla hem tüketim az olduğu için hı-hı. kar marjını daha çok tutuyor marketler. Marketler ama siz kazanmıyorsunuz. Biz kazanmıyoruz çünkü i̇şte, bizim kazanımız siz de az önce bahsettiniz %400'ler civarında bir artış var. Şöyle söyleyeyim. Biz zeytinyağı üreticisi ve zeytinyağı fabrikaları sanayicisi olarak 2005 ile 2010 arasında 6-7 liraya yağ satılıyordu. 5 yıl boyunca. 5 yıl boyunca. Hiç değişmedi. Hiç çok değişmeyen. Iyi çok iyi biliyorum. Hiç değişmeyen bir fiyattı. Hı hı. Ancak 2010 yılından 2015 yılına kadar 8-9 lira 10 lira 11 lira oldu. Bir tek 2015'ten sonra 16-17 liraları gördük. Hı hı. Demin dediğiniz gibi mazot fiyatları %400 lira artmasına rağmen zeytinyağı fiyatı 6 liradan 15 liraya gelmesi %150 civarında bir rakam arttı. Bunu üretici nasıl %400 bir tarafta mazot artışı, işçilik artışı hı hı. var ama zeytinyağı fiyatı artışı 10 senede 12 senede %150. Bir tek geçen sene zeytinyağı fiyatı biraz evet, iyi olmuştu. Yüksekti, evet. Geçen sene hı-hı. yüksekti ama bu sene onu geri aldı o fiyatı. Aynen. Yani. Aynen işte onunla ilgili de ben bir şey yaptım. Mesela 2005 yılında 4 lira 40 kuruş. Ortalama bu fiyatlar tabii. bunlar. Yani 2010 yılında 5 lira 50 kuruş. 2017 yılında geçen sene 13 lira. Bu sene de 2018 yılında işte o civarda yine. Yani maliyetler mesela söyledik işçilik maliyeti %40 efendim mazot maliyeti %45 artmasına rağmen bir yılda zeytinyağı fiyatları maalesef artmamış. Peki ama şöyle bir taraftan da şunu ben sormak istiyorum Necat Bey. Sorun nerede? Niye biliyor musun? Bir, üretici kazanmıyor. Çünkü biz de zeytinyağı üreticisi biliyorum. Evet. İki, biz zeytinyağı fabrikalarıyla çalışıyoruz. Mesela Gökçeada'da bir fabrikayla çalışıyoruz İzmir'e bağlı. Siz de zeytinyağı, fakat fabrikalar da kazanmıyor ama tüketici de kaybediyor. Nasıl bir döngü var burada acaba? Şimdi, marketler mi kazanıyor burada? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bizim tüketicimiz de bilinçsiz. Hı hı. Yani bunda kabahati bir tarafa vurmamak lazım. Tüketici neden bilinçsiz? Tüketici zeytinyağını ucuz alacağım diye uğraşıyor. Hı hı. Zeytinyağı ucuz satılmaz. Hı hı. Zeytinyağı ucuz alacağım diyorsa şayet tüketici hileli taşlı yağ almak mecburiyetinde kalıyor. Hı hı. Gireceğiz biraz sonra o konulara evet, gireceğiz. Yani o yüzden ucuz fiyata kaçmaması lazım.
Demin konuya gelelim yine madem fiyata. Hı hı. Burada 2018'e kadar dediğiniz gibi belli bir rakama geldi. Geçen sene güzel bir fiyatlar vardı. Hı hı. Demin dediğiniz gibi 15-16 lira dediniz. Bugün o fiyatları bulunamıyor. Hı hı. Çünkü bugün toptan piyasasında zeytinyağı 11-12 lira. 11-12 lira. 11-12 lira. En kaliteli, en kaliteli sızma dediğimiz zeytinyağı dahi 14 liradan yukarı toptanda bir fiyat bulamıyor. Ha, marketlerde siz bunu 25'e alırsınız, 30'a alırsınız, o ayrı konu. Ama bugün toptan zeytinyağı satıyorum diyorsa üretici, bizim konuştuğumuz üreticidir şu anda. Tabii tabii, üretici konuşuyoruz. Üretici 14 liradan yukarı bir rakamla satamıyor. Geçen sene 15 liraya satıyordu bunu. Geriledi fiyatı. Hı hı. Bunu nasıl karşılayacak üretici? Hı hı. O yüzden üreticinin durumu burada çok zor. Bir de üretici, tüketici bir tek sızma natürel zeytinyağı diyor. Hı. O ne demek sızma? Sızma natürel zeytinyağı. O ne demek? Ben çünkü sektörde hem bu işin üretimini yapan, hı hı, hem tarımını yapan, hem de pazarlamasını yapan bir kişi olarak ben tüketiciyle de iç içeyim. Tüketici bana geldiği zaman ben diyor sızma zeytinyağı istiyorum, soğuk sıkım. Hı hı. Ya arkadaş, soğuk sıkımın ne olduğunu biliyor musun? Evet. Bilmiyorsun. Evet. Sızma ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Natural birinci nedir bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Natural Rabbine ikinci nedir bunu nedir biliyor musun? Hı. Bilmiyorsun. Bir tutturmuşsun soğuk sıkım sızma zeytinyağı. Hı hı. Şimdi sonuçta bu zeytinyağı demin ilaçlaması, gübrelemesi hepsini düzgün yaparsanız hakikaten sızma bir zeytinyağı elde edersiniz. Ve zamanında toplarsanız şayet, zamanında, evet, evet, kısa, evet, zamanda ürünün yağını çıkartırsanız, fabrikaya da çıkartırsanız, hı hı, sızma bir zeytinyağı elde edersiniz. Ama bu illa en kaliteli yağ demek de değildir. Hı hı. Çünkü zeytini çıkardıktan sonra bu 0.8 de gelir, 0.7 de gelir, 5 de gelir, 1 de gelir, 1.5 de gelir. Yani o dizem diyorlar zaten. Dizem diyorlar. Yani dizem der. 2 dizem, dizem. Sonuçta burada demin az önce bilgi kirliliği dememdeki espri de oydu. Şimdi biz tüketici olarak ne yemek isteriz? Natürel zeytinyağı yemek isteriz. Bugün sızma da natüreldir, natürel birinci de natüreldir. Rafine edildirse, Riviera tipi yağ yapılır. Hı-hı. O bir işlem görmüş yağdır. Evet. O kötü müdür, o da iyidir. Ama natürelin yemek varken ayrı, tabii, bir rafine işlemi gördükten, tabii, sonraki işlem ayrı. Tabii. Ben diyorum ki tüketiciye, arkadaş natürel birinci zeytinyağını al, afiyetle ye. Hı-hı. Zaten bundaki bileşik değerlerle, vitamin değerleriyle hepsi sızmayla bu aynı. Soğuk sıkım. Her ikisi de soğuk sıkım yapılıyor. Tabii. Soğuk sıkım nedir, evet, diyor. Soğuk sıkım nedir dediği zaman da malaksörde dönen hamur sıcaklığı 27 dereceye geçmiyor ise şayet, hı hı, en fazla 27 derece olması lazım. Çünkü daha fazla ısıya maruz kalırsa, evet, zeytin ya, hamur kendini bozuluyor. Hı hı. O sefer yağ da kaliteli çıkmıyor. Tabii. O nedenle zaten zeytinyağı yani üretilsin gibi 27 derece geçirmiyorlar zaten. Tabii, yani tabii geçirmemek. Düşük müsün 27 derece? Çok en maksimum değil. Sıcaklık 27 derece olması, aynen, lazım. Aynen. Hamur sıcaklığı o derecede. Soğuk sıkım deniyor, hı hı, buna. Ve natürel yemesinde fayda vardır tüketicinin. Ha, bunu bulamıyorsa Riviera tipi de yiyebilir. Bu da ayrı konu. O da güzel bir yağdır. Hı. Yemeklerinde Riviera kullanabilir. Sızma veyahut da natürel birinciyi hem yemeğinde kullanabilir, hem salatasında çiğ olarak kullanabilir. Hı. Ekmek banar yiyebilir. Hı. Yani aromasını daha iyi hisseder yağın. Hı. Çünkü yağ her ne kadar tencereye girerse şayet ısındığı zaman aromasını kaybeder. Hı. Isıdan dolayı. O lezzeti, aromayı, sızma olsun, natürel birinci aromayı alamaz, hmm, tencerede. Taze ekmeğini banarsa veyahut da taze salata da yerse o natürel birinci olsun veyahut da sızma olsun, onu gayet güzel yiyebilir. Bu natürel birinci dediğin işte bu, işte bu hani bu birinci, ikinci derken bunu sınıflarken asitliğine göre sınıflıyor. Tabii. Zaten Türk standartlar ersin. Bir var, iki var. Tabii. 3.3'ten fazla o katta artık. Şu anda en fazla 0.8'e kadar sızma dediğimiz. 0.8 yani 0.8 dizeme kadar 8, sızma. 0.8 dizeme kadar sızma. 0.8 ile
İki asit arası natürel birinci. İki asitten sonrası artık yemeklik, natürel yemeklikten çıkıyor. Hı hı. O rafinajlık bir yağ oluyor. Rafinajlık yağ, güzel. O rafine edildikten sonra yine bir asit, bir buçuk, iki asit yani natürel birinciyle paçal edilerek Riviera'da yani zeytinyağı da zeytinyağı karışıyor. Yani Riviera'da bir yabancı bir yağ yok. Hani sevgili seyircilerimiz burada yanlış anlamasınlar. Riviera'ya zeytinyağı demek iki tip zeytinyağının birbirine karıştırma. Bu yasaldır. Siz Riviera tipi zeytinyağı elde etmek istiyorsanız yasalarda belirtilen asitliği farklı iki tane zeytinyağını birleştiriyorsunuz, tabii, karıştırıyorsunuz ve Riviera oluyor. Yani bu zeytinyağı, orijinal evet, zeytinyağı. Rafine de işte rafinasyon asitle giderme işlemi var. Tabii asitler kokusu alınıyor, kokusu asiti alınıyor. Evet. Ondan sonra renkle ilgili bazı renksiz, tatsız, kokusuz bir yağ elde ediliyor. Onun renk ve tat koku verebilmek için natürel birinci. Onu sızma da koyabilir ayrı konu. Evet. Yani natürel bir yağla karıştırarak asitini 0.3 dizem gelen asiti 0.5 yapabilir, 1 yapabilir. O üreticinin artık inisiyatifine kalmıştır. Yani kalmıştır. O da rafine zeytinyağı da gerçek zeytinyağı. Tabii tabii tabii. Şimdi zaten şeye de gireceğiz. Hilelere de gireceğiz biraz sonra. O çok büyük bir şey zaten. Sektörün en büyük sorunu o. Şimdi şimdi ihracat da var Türkiye'nin. Tabii. Ama bildiğim kadarıyla daha çok hani dökme. Yani Türkiye'de mesela Türkiye tekstil sektörü bir ara işte bundan 20 senede çok ileriydi. Daha sonra tekstil sektörü uzak doğuya kaydı ama Türkiye o arada marka yaratamadı. Evet. O nedenle zaten tekstil sektörü battı. Peki bizim zeytinyağı sektöründe marka var mı? Yani bir marka yarattık veya yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü marka yaratırsanız ne olur? Katma değer kazanır. Var mı öyle Oktuş markalar? Şu anda isim söyleme var mı markalar? Şu anda yoğun bir şekilde markalı olarak da biz zeytinyağı ihraç ediyoruz. Yani çok ama güzel. Bu çok güzel yeterli mi? Halle yeterli. Dökme değil. De ama var değil mi? Dökme tabii çoğunlukta. Evet. Dökme çoğunlukta olduğu için dökme de Türkiye'de bir katma değer sorunu ham dökme olarak, ham yağ olarak ihraç edilmiyor. Rafine işlemi Türkiye'de yapılıyor. Rafine edildikten sonra rafine dökme olarak ihraç ediliyor. O da yani Türkiye'de bir rafinasyon işleminin yapılması demek gerekiyor. Oluyor. Çünkü şöyle bir şey anılarımı anlatayım ben. Tabii. İşte İtalya'ya gitmiştik. Rimini'de bir fuar vardı. Oradan Floransa'ya geçtik. Bir restorana gittik. Şimdi orada zaten zeytinyağı var şeylerin masaların üzerinde, böyle şişelerin içerisinde. Ben işte kokladım, garson vardı işte ne istiyorsunuz falan diye geldi. Kokladım, garsona bu dedim Türkiye'den gelen yağ mı? Bana dedi, nereden anladın dedi. Ben de anlamadım, attım kafadan. Nereden dedi anladın, evet dedi bu yağ dedi Türkiye ama İtalyan markası evet, var üzerinde. Evet Türkiye'den geldi dedi bu yağ dedi. Biz de Türkiye'den geldik. Nasıl dedi anladın? Ya ben dedim bak benim babam zeytinyağı üreticisi. Ben dedim bilirim. Koklayınca anlarım. Öyle bir şey yok. Şeymiş zaten Arnavutmuş kendisi. Siz doğru Müslüman mısın falan diye sordu. Orada İtalya'da çalışmaya gitmiş. Evet, doğru. Bize ondan sonra bir şişe daha getirdi. Ya öyle bir anım var. Türk zeytinyağı çok kaliteli zeytinyağı. Doğru. Özellikle Ege bölgesinde değil mi? Zeytinyağı müthiş kaliteli bir zeytinyağı. Tabii kuzey tarafları, Trilyat'ı yani bu Gemlik tarafları da öyle. Ama hala dökme olarak biz bunu satıyoruz. Dolayısıyla doğru, burada markalaşmak gerekiyor. Bu ihracat konusu. Peki şimdi şöyle bir şey var. Mesela bu sene zeytinyağı fiyatlarının düşük olmasının nedenlerinden bir tanesi de komşumuz Suriye'den gelen yağlar olduğu söyleniyor. Bu hani biz ilk defa bunu açtı, burada açtılar mı? Çünkü bu çok televizyonlarda da söylenen daha önce, medyada, yazılı medyada da bunlar çıktı. Afrin evet, civarından değil mi? Tabii. Şu anda Suriye'den müthiş miktarda zeytinyağı Türkiye'ye ithal ediliyor ham olarak. Bunu bir kooperatif aracılığıyla Türkiye'ye geliyor. O kooperatif aracılığıyla ihracatçılara dağıtılıyor. Ve bunun ihracatçılara dağıtılması demek ister 1 kilo olsun ister 1000 kilo olsun. Türkiye'deki zeytin üreticisinin yağından kayıp. Aynen. Yani buradan bizim ihraç ediyoruz ama şayet buradaki ihracatçı o yağı almasa bizim üreticimizin yağını alacak. Bizim üreticimizin yağı rafine edilecek veyahut da şişeye konacak. Ondan sonra ihraç edilecek. Ama dışarıdan gelen yağı biz rafine edip yine tekrar dışarıya satmamız demek bizim üreticimize vurduğumuzda en büyük bir darbe.
Çünkü zeytinyağı üreticisi bugün, inanın bugün, zeytinyağı satabilme derdinde. Evet. Yani maliyeti maliyeti bırakın. Hı-hı. Demin maliyeti konuşuyoruz. 15 lira olmuş. %460'ı bırakın. Hı-hı. Maliyetini altında satmak durumunda. Hı-hı. Şayet bu sektör bu şekilde birkaç sene daha giderse üretici zeytin ağacını kökler diye korkuyorum. Zaten en büyük kötülükle yapılabilecek Türkiye bu. Çünkü zeytin ürünü diğer tarla ürünlerine benzemez. Evet. Zeytini diktiğiniz zaman 10 sene en az 8-10 sene mahsul alamazsınız. Evet. Ondan sonra mahsul almaya başlarsınız. Şayet 3-5 sene beklersiniz. Umduğunuzu bulamadığınızda şayet bu sefer ağacı köklersiniz. Milli serveti köklemiş olursunuz. Bir de tabii, çok önemli bir ağaç. Tabii, ölmez ağaç. Ölmez ağaç. Yani. Ve Türkiye'de 1939 senesinde zeytin koruma kanunu çıkmıştır. Korunmasına rağmen şu andaki durumu işler acısıdır. Aynen, o da ayrı aynen. bir konu yani. Tabii mesela biz bu işte zeytinliklerin korunmasıyla ilgili o çok önemli bir kanun tabii. Türkiye'de. Bence Türkiye'de zeytinyağı alan, zeytin alanlarını koruyan. Çünkü biz bu kanunla bizim işte Kuşadası'nda bizim kendi köyümüzde önce yapılmak için önce bir çöp depolama alanını iptal ettirdik, yaptırmadık. Doğrudur. Zeytin kanunu, zeytin kanunu deniyor. Tabii. Zeytin kanunu. Geçen sene de taş ocağı meselesi vardı yine. Taş ocağında bu sağ olsun avukat Cem Altıparmak kendisine teşekkür ediyorum buradan. Yine bu kanunla biz onu yani chat gerekli değil de kararını kaldırttık. Yine şeyde de bu çöplükle ilgili de Seni Özay sağ olsun teşekkür ediyorum kendine. O çok özverili çalıştı avukatlar. Dolayısıyla gerçekten çok önemli bir kanun tabii. bu. Bu nedenle şey yapılması lazım. Bir de şöyle bir şey soracağım size. Mesela bizim Aydın tarafında. İki senede bir yapıyor. Şimdi şehirde hani zeytinyağı üretimini bilmeyenler bakıyor işte diyor ki ya bu sene işte adam 10 ton zeytinyağı yaptı. İşte 13 liradan işte şu kadar para diye. Ama şunu bilmiyor ki onu ikiye bölmek gerekiyor. Tabii. Çünkü ertesi sene zeytin yapmıyor zaten. 130'u ikiye böleceksin, 65. Oradan da zaten masrafları çıkarttığın zaman çok fazla bir yok. Şey kalmasın dediğiniz gibi. Şimdi peki bu sene... Özür dilerim. Rica ederim. Ne demek? Siz konuşacaksınız yok, zaten. Yok, bir anımı anlatmak istiyorum buyurun, ben bu konuda. Hı-hı. Ben uzun yıllar Türkiye'de zeytinyağı rekoltesi heyetine dahildim. Ne güzel. Türkiye'de zeytinyağı ne kadar olur bu yıl diye rekolte tespitine çıkardık. Çanakkale'den Mersin'e kadar gidilirdi. Bütün bölge dolaşılırdı. 3-4 hafta içinde. Ayvalık'ta bir üreticiyle karşılık. Oradaki bölgeyi, zeytini baktık, ettik. Ondan sonra girdik kahvenin birine. Kahvenin birinde girince köylünün biri dedi ki ne yapmaya geldiniz, ne yapıyorsunuz? Ya dedik biz önümüzdeki yıl Türkiye'de ne zeytin olacak? Onun tespitini yapmaya çalışıyoruz. Onun için buradayız dedik. Amcam dedi ki oturun bakalım. Rekolteyi falan bırakın. Bu zeytinyağı fiyatları ne olacak? Ne olacak tabii. Zeytinyağı fiyatları yerlerde sunuyor. Aynen. Eskiden dedi bir köylü zeytin ağası kahveye geldiği zaman herkes yer gösterdi. Ahmet amca otur buyur diye kalkarlardı yer ver. Çünkü köylüye iş veriyordu o aynen, adam dedi. Tabii. Toplamasını, tabii, çapasını, tabii. budağını iş tabii. veriyordu. Bugün dedi 10 ton zeytinyağı yapan adam oğluna iş arıyor dedi. Doğru. Yani Türkiye'nin geldiği zeytinyağı üretiminin geldiği nokta bu. Eskiden onun dediği dönemlerde 1 kilo zeytinyağı 1 kilo etti. 1 kilo peynir. Bir kilo peynir. Şimdi et nerede? Zeytinyağı nerede? Tabii o üretici o serzenişinde doğru. haklıydı. Bugün o fiyatları doğru. kesinlikle bulamıyoruz. Doğru. Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. Sizin dediğiniz 2005 ile 2010 arasını çok iyi hatırlıyorum. Mesela bizim Kuşadası'nda var olduğu dönemde birçok bahçe sahibi zeytin toplamadı. Çünkü hesap yaptı. İşçilik maliyeti ve maliyet hesapladığında şimdi yarıcılık var biliyorsun. Tabii, yarıcılık tabii. deniyor. Şimdi şu sevgili seyir yarıcılık dedi. Şimdi örneğin benim bir zeytin bahçem var. Ve ben toplama işini birine veriyorum. Bir aileye veriyorum. Aldığım zeytinyağının yarısını o aileye veriyorum. Yani şöyle sevgili seyirciler. Zeytinyağı sektöründe zeytinyağı sadece bakın toplama maliyeti %50. Siz diyelim ki
5 ton zeytinyağı elde ettiniz. Sadece toplama maliyeti 2,5 tonlu. Biz siz toplayıcıya yarıcılık deniyor mu, değil mi? Evet. Bir de böyle bir aynen, şey. Aynen. Demin dediğiniz gibi hem yarıcılık diyor hem de bir sene alıyorsunuz, ikinci sene almıyorsunuz. O masrafı ama ertesi sene budak masrafıydı, aynen, çiftiydi, ilaçlamasıydı, gübresiydi. Mahsul var olacak olmayacak diye bakmıyorsunuz. Hı. Bir ileriki seneye yatırım yapıyorsunuz. Aynen, aynen. O yatırımı yapıyorsunuz ama karşılığını da alamıyorsanız o zaman ayaklarınız tarladan geri geri gidiyor. Hı. İyi insan bir iş de kazanıyorsa koştura koştura gider. Sabah erkenden o dükkanını açmaya, esnafsa dükkanını açmaya gider. Çok geç vakit kapatır. Ama köylü ürettiği maldan emeğinin karşılığını alamıyorsa ayağı geri geri gidiyor o zaman. Bu sefer üretimden cayıyor. Evet. Üreticinin 365 günde bir gün pazarı var. Evet. Memurun 30 günde var. Hı-hı. Esnafın her gün var. Evet. Esnafın her gün cebine para giriyor. Hı-hı. Memurun ayda 30 günde giriyor. Ama çiftçi dediğimiz zaman 365 günde bir gün parası evet, olacak. Evet. Bu tabii afet olabilir, mahsul olmuyor olabilir. Çeşitli risklerden dolayı bir mahsul olmadığı zaman 365 gün sonra bir daha ürün alacak. Onun için çiftçilik bugün Türkiye'de çok zor. Evet. Bir de Türkiye'de diğer ürünler beni ilgilendirmez ama zeytinyağı sektöründeki tarım destekleri, zeytinyağı destekleri şu anda yerlerde sürünüyor. Çok diyorsunuz yetersiz. Ya şöyle söyleyeyim. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri 1.2-1.3 euro zeytinyağına destek alırken biz 80 kuruş alıyoruz. 1.2 euro ne yapıyor? 7 lira yapıyor değil mi? 7 lira yapıyor. 7 lira yani üretti, ben bu yağı ürettiysem şayet bunu da satıyorsam toptan olarak bugün 2.5 euroya satıyorsam 2.5 euroda en az destek alıyorum. Bizim ne oldu yarışa çıkarken daha önde çıkıyor Avrupalı tamam, üretici. Kesinlikle. Ben bununla, biz bununla bir üretici olarak, sanayisini yapan insan olarak nasıl rekabet ederiz? Adam beni 100 metre koşuyoruz, 50 metre ilerimde. Nasıl evet, yetişeceğim de geçeceğim ben onu? Doğru söylüyorsun. Çünkü devletin de zeytinyağı desteklerini kesinlikle artırması lazım. Şöyle söyleyeyim. Bu zeytinyağı destekleri ilk çıktığı günlerde, yani 1999 yılında ilk çıktığı yıllar 40 centti. Evet hatırlıyorum. Hatırlarsanız 40 centti. 40 centti doğru. 40 cent. Bugün 40 cent deseniz 2,5 lira yapar. 2,5 lira. Evet. 80 evet, kuruş alıyoruz. Yani fiyatlar geriledi, destekler evet, geriledi. Yani zaten Tarım Bakanı bütçesi azaltıldı biliyorsun bu sene. Evet. Dolayısıyla 16 milyar bir destek açıklandı. Bu tabii 16 milyar destek aslında geriye, yani çiftçinin geriden hak ettiği, alması tabii, gereken para. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Çünkü Tarım Kanunu'na göre en az gayri safi yurt içi hasılın %1'ini vermek durumunda ama 50'si bile olmuyor. Olmuyor şimdi, yani. Bir, o da ayrı konu. Ben bir şey rekabet halindeyim. Avrupa'daki hı-hı, zeytinyağı üreticisiyle, aynen, zeytin üreticisiyle rekabet halindeyim. Nasıl rekabet aynen, edebilirim ben bu şartlarda ki? Bir de tabii Türkiye'de iklim de çok etkiliyor. İklim şartları da etkiliyor değil mi? İklim de etkiliyor. Tabii iklim de bir faktör de bu bütün dünyayı etkiliyor. Bütün şu anda bütün dünyanın problemi çevre kirliliği, hava ısınmaları, yağmurun azlığı aynen, bütün aynen, herkesi etkiliyor aynen, ama bizi daha çok etkiliyor. Çünkü bizim sulama tekniklerimiz, hı-hı, gübreleme tekniklerimiz. Şimdi şöyle söyleyeyim, gübreye geldim de şunu anlatayım. Şimdi düşünün, üreticinin cebinde para yok kendi karnını doyurmaya. Kendi karnını doyuracağım derken bir de ağacı doyurmaya bakıyor. Doğru. Yani nasıl? Gübre vereceğim diyor. Su vereceğim diyor. Budağını yapacağım diyor. Benim karnım ağaç, ağaca nasıl bakacağım üretici doğru olarak söylüyorsa, düşünürsem. Yani konu bu. Ancak destek olursa bunlar olur diye düşünüyorum. Şimdi Tolga işaret ediyoruz 10 dakika kaldı diye. Dolayısıyla biz de şöyle yapalım. Bayağı muhabbet uzattı. Yok güzel oldu. Çok çok iyi gidiyor. Çok canlı gidiyor program. Tolga da bak keyif aldı programda. Şimdi şu hilelere girelim diyorum son 10 dakikada. Mesela çok enteresan bir şey yaşadım ben geçenlerde. Gıda çarşısına gittiğimde oradaki işte esnaflar bir şey söylediler bana. Dediler ki işte buraya isim vermiyoruz tabii. Nereye gittiğini tabii de söylemiyoruz. Tabii onu bulmak Tarım İl Müdürlüğü'nün şeyi. Bir de hani oradaki hani palmiye satanlar adam ya satıyor palmiyeyi. Alan kişi nerede kullanırsa onu o bilmez. Şöyle bir şey
denk geldim. Palmiye satıcıları var ve palmiye örneğin sabah 5'te bir tır palmiye geliyor. Evet. Boşalıyor. Saat sabah 7'den itibaren de özellikle bir ilimizde, isim vermeyeyim o ilimizin ne olduğunu, bir ilimizden de arka arkaya tankerler ve kamyonetler geliyor. O palmiyanı satın almak üzere. Buraya kadar hiçbir şey yok sevgili seyir. Hiçbir şey yok. Palmiye satıcısı bunu satacak tabii. Palmiye alıcısı da bunu da alacak. Hiçbir şey yok. Çok normal. Ama sorun şurada sevgili seyirciler. O palmiye alıcıları özellikle İzmir'in komşu illerinden birindeki efendim zeytinyağı ticareti yapanlar. Ne anlıyorsunuz? Zeytinyağı ticareti yapanlar niye palmiye gelip de gıda içerisinden satın alsınlar? Tahmin ettin niye oldu? Çünkü ben konuma soracağım bunu. Ve özellikle o ilimizin biri ilçesinde. Ha ben televizyon ekranına bunu söylemem ama önümüzdeki hafta Perşembe günü Milliyet Ege'de bu konuyla ilgili bir köşe yazısı hazırladım ve bunu burada belirteceğim. Evet Necat Bey, ne diyorsun bu işe ya? Gerçekten şok oldum. Hani eskiden böyle bireysel hileleri bilerdik zeytinyağında yapılan. Hani bu cami önlerine satılıyor, evet. Sokaklarda satılıyor. Ama bu artık toptan bir hile. Buyurun. Söz sizde çünkü siz dürüst çalışan bir zeytinyağı işte. Ha sevgili seyirciler, ben bunu söylerken dürüst çalışanlara zaten saygımı sunuyorum. Onlar hiçbir lafım. Onlar zaten müstesna. Biz hile yapanlardan bahsediyoruz. Buyurun Necat Bey. Şimdi eskiden bu sektörde 1957'den beri bu sektörde olan bir firmayız. Hı hı. Babadan kalma bir mesleğimdir. 1977 yılından bu tarafa bilfiil işin içindeyim. Hı hı. Ben bu sektöre girdiğimden bu tarafa hep taklit taşiş laflarını hep duydum. Hep olmuyor muydu? Oluyordu. Eskiden yağcılar vardı. Eşekle yağ alırlardı. Biraz çiçek yağı karıştırırlardı. Bilmem ne yaparlardı. Taklit yaparlardı, taşiş yaparlardı, karıştırırlardı. Sektör bununla mücadele ediyordu. O zaman mali aralarında falan satılıyordu. Artık sonra teknoloji ilerledikten sonra o kadar artık hileler de çoğaldı ki bunu bizler dahi takip edemez olduk. Şöyle söyleyeyim, az önce buyurduğunuz gibi yağları adam eskiden taşiş yapıyordu, karıştırıyordu yani. Hı hı. Şimdi onu yapmıyor. Taklit. Hiç yapmıyor onu. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? O gıda çarşısından veya Totop'tan, rafine fabrikasından en ucuz yağ hangi? Bitkisel yağ. Çünkü bitkisel yağ alıyor. Zeytinyağı bitkisel yağ değildir. Hı hı. Zeytinyağı meyve yağıdır. Meyve özüdür. Zeytinyağıyla bitkisel yağları bir aynı yere koyamayız. Çünkü biz. Onlar için biz şöyle diyoruz. Mesela ben gıda ve teknoloji dersi veriyorum fakültede. Onlar için biz tohum yağları diyoruz. Tabii, doğru. Ayçiçek yağı, mısır çünkü tabii, tohumdan doğru. Yağı ama zeytinyağı dediğimiz zeytinyağı meyve yağıdır. Meyvedir, yağ değildir, meyve suyudur zeytinyağı. Doğru söylüyorsunuz. Onlar bu bitkisel yağları alıyorlar ve bu aldıkları yağı tankerle götürürken içine boyasını koyuyor, sarı boyasını koyuyor. Koyuyor. Tanker koyuyor. Aromasını da koyuyor. Aynen. Tanker gittiği yere kadar kamyonda karışıyor. Karışıyor, çalkalanıyor. Çalkalanıyor. Mix yapması görüyor. Ve vardığı yerde fabrikada veyahut da toptancıda bembeyaz, rafine edilmiş bembeyaz yağı götürürken vardığı yerde sapsarı bir yağ oluyor. Ve zeytinyağı kokusu da var. Var, esansı da var. Var, rengi var, her şeyi var. Zeytinyağı gibi yani. Ama şöyle bir şey var. Bu kamyon buradan giriyor. Şeklimin palmiye, soya yağı, ne yağı ise. Değişik yağları. Kapıdan çıkarken, arka taraftan çıkarken zeytinyağı diye çıkıyor bu yağlar. Ve bu yağlarda ben bunu bundan 5-6 sene Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda da gündeme getirdim. Hı-hı. O günden beri de hala da gündemde. Evet, sizin zaten konuşmanız evet, var. Ben orada önünde. Basının önünde dedim ki bak bu zeytinyağı, evet. Bu da sahte zeytinyağı. Evet. Ters çevirdim, boya akmıyor şişeden. Şişede kalıyor boya. Bu da sahtesinde boya şişede kalıyor. Boya şişenin iç cidarında yapışık kalıyor. Şimdi bak bu ama güzel. Zeytinyağını şöyle size gösterelim almadı. Mesela bakın ne kadar bakın güzel. Zeytinyağı camı çıkıyor yani şu anda. Zeytinyağı, Tolga'cığım bak ne güzel. Bak harika. Zeytinyağı cam altı sarı ama
şeyde çek yağ veya çekti boyalı yağda bu boya cidara yapışıyor. Hı hı. Belli bir süre sonra ancak şey veya tapet kendi doğal rengine ulaşabiliyor. Peki şurada şunu sormak gerekiyor. Tüketiciler olarak biz de tüketici. Gerçi biz kendi yağımızı kendimiz şey yapıyoruz ama hani bu demek değildir ki tüketici yani neler yapsın? Nasıl ayırır? Yani tüketici zeytinyağıyla taklit edilmiş ya tahşiş edilmiş yağ nasıl ayırır? Fiyatına mı baksın, şeyine mi baksın? Yani çünkü hemen bunu yapması gerekiyor. Yani bunu analizini götürüp de laboratuvarda yapmak gibi. Tabii zaten imkansız. O yani imkansız. Neler, ne tavsiye edersiniz siz tüketicilere? Yani ben şunu tavsiye ederim. Hiçbir zaman için markasız yağ almaması lazım. Camide önünde, pazarda, şişede, petlerde satılan yağı almaması lazım. Gıda Tarım Bakanlığı'ndan üretim izni olan yağları alması lazım. Ancak bu şekilde bunun önüne geçilir. Yoksa bugün ucuz yağ aldım demek en pahalı bitkisel yağı aldık demektir. Bugün 5-6 liraya alabileceği yağı kalkıyor 11-12 liraya alıyor. 5-6 liraya çek yağ al. De ki ben çek yağ aldım. Evet. Onu bil yani. Ama zeytinyağını kalkıp da 11-12 liraya aldım diyorsan en pahalı çek yağını veyahut en çek demin en pahalı bitkisel yağ alıyorsun. Yani esas aldatmaca, tüketicinin de aldanması bu. Ben ucuz aldım diyor. Ucuz bir şeyin almak diye bir şansın yok. Bir malın piyasa değeri vardır. Tabii. Bu piyasa değerinin altında bir malı alıyorsan o zaman kesinlikle hileye veyahut da yanıltılmaya, aldanmaya razıyım demek oluyor. Bunu bilmek lazım. Bir kere markalı alacaksın. Bir laf vardır. Atasözü gibidir. Yağ alınmaz, yağcı alınır derler. He, çok güzelmiş ya. Yağın nesini alacaksınız siz? Evet. Yağ alınmaz, yağcı alınır. Yağcının nesini alacaksın? Güvenini. Yağda güven mühimdir yani. Güven varsa o şekilde. Bu güven kişiye olabilir, markaya olabilir. Tanıdığın kişilere olabilir, yağı temin ettiğin kişiler olur. Yani güven en mühimi ya zeytinyağında güvendir. Çünkü zeytinyağı diğer yağlara benzememiş ki en çok hile kaldıran veya da taklit, taşiş ve hile yapılan bir mal olduğu için buna çok dikkat etmek lazım diye düşünüyorum Harun Bey. O zaman burada güven yani biz markalı, markalı alacaklar. Ama diyor ki bazen de bazı tüketiciler ya işte ben işte arkadaşımdan alıyorum ya da işte fabrikadan gidip alacağım dediği zaman da orada güven yani karşı güvenin tesisi güven şart. Bildikleri güvendikleri yerler tabii olması gerekiyor ama onun dışında siz markalı özellikle tabii olması şey yapıyorsunuz. En mühim o. Tercih edin. Peki çok az bir vakit ama şu tüketim Türkiye'deki tüketim çok düşük değil mi? Vallahi Türkiye'de tüketim çok düşük. Bunun iki nedeni var. Size onu söyleyeyim. Türkiye'de Ankara'dan ileride zaten evet zeytinyağını kullanan insan yok desem yeridir. Evet. Ama Hakkari'ye gidin, Van'a gidin, en köşe bakkalda zeytini görebilirsiniz. Ha, zeytin var. Zeytin var ama zeytinyağını bulamıyorsunuz. Zeytin yani. O alışkanlıkları yok bizim Doğu Anadolu'nun. Batı'da çoğunlukla bu Marmara, zeytin. Marmara, Ege, Akdeniz. Marmara, Ege, Akdeniz'de tüketiliyor bu zeytinyağı. Onun için Türkiye geneline baktığınız zaman tüketim miktarları 1,5 kilo civarında falan düşüyor. Bu da çok düşük rakam. Çok bugün düşük. Avrupa'da, bugün Yunanistan'da 20 kilo civarında, oo, İtalya'da 15 kilo civarında, İspanya'da 12 kilo civarındayken Türkiye'de 1,5 kilo civarında oluyor. Bu hakikaten Türkiye'ye yakışmayan bir ürün. Doğru. Burada tüketici de bilinçsizliği yine tüketiciye söylüyorum. Tüketici diyor ki, zeytinyağı çok pahalı diyor. Zeytinyağı esasında en ucuz yağ. Pahalı falan değil zeytinyağı. Ucuz bir yağ. Neden ucuz? Bugün markete gittiğinizde ortalama bir bitkisel yağın litresi 7 lira civarında. Evet. Doğru. 7 lira. 7-8. Evet doğru söylüyorum. 7 lira. Ortalama 7 lira diyelim. Bugün marketlerde de 20 lirayla 25 lira markasına göre değişiyor. Zeytinyağı. Ambalajın cinsine göre değişiyor. Ben hiçbir zaman için yüksek fiyatla yağ alınmasını da taraftar. Çünkü ambalaja para veriyorsunuz. Doğru. İçindeki mala değil, ambalaja para veriyorsunuz. Her ne olursa olsun. Bugün 20 liraya, 22 liraya yağ aldığınız zaman sizin 7 liraya aldığınız yağdan daha ucuza gelir zeytinyağı. Aynen. Ne demek istiyorum? Bugün
Bizim tüketici birim fiyatına bakıyor. Evet. Konu birim fiyatına bakmak değildir. Hı-hı. Konu mutfak masrafındaki maliyete bakmaktır. Aynen. Zeytinyağı yoğunluğundan dolayı tencereye bir birim koyarsınız, zeytinyağlı yemeğin lezzetini alırsınız. Doğru. Ama diğer bitkisel yağlardan yaptığınız her türlü yemeği en az 3-4 birim koyacaksınız ki yemek lezzetini olsun, haşlama gibi olmasın. O zaman ne oldu? Sizin 7 liraya aldığınız ya 3 birim kullansanız 21 lira, 3,5 lira o 25-30 liraya gelecek. Zeytinyağı zaten 20 lira, bir birim kullanacaksınız. Daha kaliteli, daha saatli, daha verimli bir yağ yemek yapmış olacaksınız. Doğru. Bu yüzden zeytinyağı pahalı bir yağ değildir. Yani tüketici öncelikle buna bakması lazım. Zeytinyağı pahalı diyor, birim fiyatını olarak pahalıdır. Ama mutfak masrafı olarak en ucuz yağdır. Tabii mesela şöyle de bir dediğinizi destekler anla. Şöyle bir hesap yapabilirim. Mesela 4 kişi bir aile diyelim. Türkiye'de 2 kilogram diyelim. Tabii. Yılda 8 kilo. Bir yılda 8 kilogram zeytinyağı tüketiyor o evde. 20 lira daha alsa 160 lira yapar. Yani yıllık zeytinyağı maliyeti mutfakta dedi 160 lira. Veya diyelim o evde işte mesela biz çok tüketiyoruz. Bizim kişi başına diyelim ki biz 20 kilo tüketiyoruz. 80 kilo yapar. 80 kilo bu yıllık tüketim. Evet. İşte 1600 lira yapar. Evet. Toplam mutfak masrafı bile gerçekten de çok haklısın burada. Yani, son sözlerinizi alalım. Bir daha söyleyeyim. Tabii, yani sonuçta bu maliyetleri koysak kahvede içtiğiniz bir çay parası değildir doğru, bu. Doğru. Yani verdiğiniz maliyet çoluk çocuğunuzun saatli bir şekilde beslenmesi mi miyim? Yoksa bir çay parasını feda etmemek mi miyim? Bir de Necat Bey onu son kez vurgulayalım diyorum. Bütün beslenme uzmanları, mesela kalp damar doktorları, beslenme uzmanları ve onkologlar hiçbirisi zeytinyağı yemeyin demiyor. Tabii. Ama şunu yemeyin, şunu yemeyin, şunu tüketmeyin, şunu tüketmeyin, şunu tüketmeyin diyorlar. Zeytinyağına gelince hepsi zeytinyağı tüketin diyor. Tabii. Bu da çok önemli sevgili seyirciler. Bütün beslenme uzmanları, onkologlar ve diğer doktorlar zeytinyağı tüketin. Kimse zeytinyağı tüketmeyin demiyor. Bunu da lütfen bir tarafa not edelim. Çok teşekkür doğru. ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli sağ olun, program çok oldu. Çok teşekkürler. Yine bize bu fırsatı verdiğiniz için tekrar size sektörüm adına teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet sevgili seyirciler, gerçekten çok keyifli bir program oldu. Hem üretimci programı oldu hem de tüketici programı oldu. Evet, bu akşamki konuğum Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda Ege Bölge Sanayi Odası Yağ Sanayi Meclis Üyesi. Aynı zamanda zeytin üreticisi, aynı zamanda zeytinyağı üreticisi, yani zeytinyağı sanayicisi olan bir konuğumdu. Kendisi Necat Özduran. Necat Özduran bu akşam bize zeytinyağı sektörünü çok güzel anlattı. Hem üretimini, hem işlemini, hem de tüketimini çok güzel anlattı. Evet, önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Yapımda yani yayında emeğe geçen bütün arkadaşlara, başta Tolga olmak üzere herkese teşekkür ederek diyorum ki Kanal İzmir Televizyonu'yla kalın, hoşça kalın, sağlıkla.